Şu an Özlüce İlkokulu'nu görüyorsunuz. Denize birleştik artık. Sel geldi yukarıdan doğru. Şu an yağmur da başladı. Evim önünde mahsur kaldım. Sel anında eşim, çocuğum ve kayınvalidemle beraber ayrı kaldık. İki parça selin arasında. Onları kurtarmaya gelirken köpek yavrusunu gördüm çöplerin olduğu kısımda. Köpek yavrusunu kurtardım. Daha sonra onun hikmetinden dolayı mıdır ki nedir? Hanımı, çocuğumu, kayınvalidemi aldım. Bir de 3 tane de komşum vardı. Onlarla beraber şu gördüğünüz kısımdan karşıya doğru geçerek selden kendimizi kıyıya çıkardık. Ömrü hayatımda bu şekilde bir afet görmediğimi belirtmek istiyorum. Rabbim bizleri bu afetlerden korusun, daha beterlerinden bizleri korusun. Şu ileride kiremitlerin üzerlerinde, önlerinde konteyner gezmesiyle suyun su seviyesi yükselir ve kiremitler oynamaya başlar. Hanım bana telefon açtığında feryat figan, altlarından kiremitlerin oynadığını az sonra görürsünüz orayda. Ben de kendi mahsur kaldığım yeri de göstereceğim. Aramızda 50 metre mesafeden fazladır. 3 yerde su bölündü. Birbirimize ulaşmamız yarım saat veya da 40 dakikayı buldu. Onların yanına gelirken zaten işte bir tane köpek yavrusu, bir tanesi altta öldü, oraya giremedim. Hanım ve çocukların bulunup sığınmış oldukları kiremitlerin arka tarafında öldü, oraya giremedim. Ama bir tanesi daha sele kapılmak üzere giderken çöpün yanından alıp yukarıya koydum. Kendi başıma eve gitmek durumunda kaldığımda eve girmeyi düşünüyordum. Ama bir de baktım ki evin içi tamamen sularla dolmuş. Tavuklarım ölüyor. Bir bir öldüklerini gözümle gördüm. Bundan başka yapacak hiçbir şey yok dedim. Herhalde bizim de sonumuz geldi. Yan tarafından bir tane araba. Markam vermeye gerek yok. Arkasından bir araba daha. Bir araba daha derken denizle mesafem birleşti. Az sonra görürsünüz zaten resimlerini çektiğiniz zaman. Denizle akan suyun selin mesafesi birleşti. Artık ölümün kaçınılmaz olduğunu düşünüyordum ki orman dairesinin lojmanı yıkıldı. Sel suları orman dairesinden tarafa doğru dere yaptı. Ve anladım ki o zaman Allah'a şükürler olsun ki rahatladım. Gönlüm kurtuldu, feraha erdi. Ondan sonra düştüm ben hanım çoluk çocuk derdine. Onlar ne oldu ki diye. Telefonla sürekli konuşuyorduk ama işte bir taraftan hoca nerede kaldı diyen, bir taraftan annem gel, bir taraftan babam gel diyorken telefonlara da bakamıyorsun o sırada. Tek elimle tutuyorum. Üzerime doğru duvar da yıkıldı, evin istinat duvarı. Bir mucize. Rabbimin mucizesi. Hanım ve çocukların durmuş olduğu kiremitler, iki tane komşumun durmuş olduğu kiremitlerin üzeri ve en son sığınmış oldukları taştan yapılmış ahşaptan olan ev. Konteynerin yolu tıkamasıyla sel suyunun burada yükseldiği, kiremitlerin oynadığı ve küçük çocuğumun dahi biz ölümle savaştık. Baba sen neredeydin sorusunu sorduğu yer burası. Arka taraftan konteyner sel suları geldiği için iki evin arasından yolu da tıkadı. Bu sefer de seli ikiye böldü. Şu kısımda da bu kısımdan da sel geldiği için köpek yavrusu da burada kalmış. Geldim buradan köpek yavrusunu aldım. Jandarmanın buradaki terk edilmiş olan kameranın üzerine koydum. Videolardaki olan yer burası. Çöplüğün kenarı. Diğer bir tane yavru da onu alamadım. Bu taşların içine girme şansım hiç yoktu. Burada öldü. Şey olarak. Burası benim 100 metre, şuraya 50 metre de yoksa çiçek. Hocam, bugün ben çalışmayı bıraktım abi. Bir tane hayırsever abimiz. Abi iyi ya. Sen mahvoldun. Güzel.